Günler sevgili izleyiciler. Rütük'ün tamamen hukuk dışı olarak vermeye çalıştığı cezayı durdurmamız ama buna rağmen yok tebligatı almadık, yok işte postacı gelmedi falan gibi bahanelerle de 3 gün süren fiili cezadan sonra bu konuda normale döndük. Ben Tele1'deki yayınlara başladım. YouTube sohbetlerimizi de yine eskiden alıştığınız gibi daha kısa daha öz hale getirdik. Yani burada zaten daha önce de söylemiştim. Buradaki konuşmalarımı genellikle diğer mecralarda söylemediğim ya da yazmadığım konulardan seçmeye çabalıyorum. Ama hani günümüz koşulları içinde ister istemez bazı konular çakışıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Önümüzdeki haftadan sonra yani 15 gün kaldı aşağı yukarı 24'ü itibariyle Ramazan başlayacak. Öncelikle şimdiden diyorum hayırlı olacak inşallah. Fakat tabii bu yılın Ramazan'ı bugüne kadar alıştığımız bütün Ramazanlardan farklı olacak. Bir kere iftar toplantıları hiçbir yerde olmayacak. Bu hani kimini eleştirdiğimiz efendim lüks otellerde büyük davetler vererek iftar yapmalar olmayacak bir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hatırlayacaksınız bundan önceki bütün iftarlarda her gece mutlaka çok büyük bir kalabalık toplayıp oradan da iftar sonrası canlı yayın yaparak bütün Türkiye'ye o saati adeta zorunlu hale getiriyordu. Yani iftarla teravih namazı arası mutlaka Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına maruz kalıyordu bütün Türkiye. O olmayacak. Teravih namazları olmayacak. En önemlisi şu anki görünüşe göre de Şeker Bayramı'nın bayram namazı olmayacak. Şimdi bunları aslında biliyoruz ama niye anlatıyorum biliyor musunuz? Hani et ve bulma dünyası diye bir çok güzel lafımız vardır. Bazen büyük konuşmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Sırf rakibi küçük düşürmek, onu zora sokmak, onu alt etmek için bile bile yalan söyleyerek toplumu kandırmaya kalkmayacaksın. Bakın şimdi neler geldi başlarına. Senelerdir bu iktidar ve ondan önceki ağababaları, Atatürk dönemini, o büyük insanı Atatürk'ü kötülemek için hep dini kullandı. Dediler ki Atatürk'le beraber işte bu laiklik geldi, din bir kenara bırakıldı, İslamiyet yasaklandı, Kur'anları topladılar. Mesela en çok söylenen yalanlardan biri odur. Efendim jandarma bizim köye geliyordu, Kur'anları topluyordu. Hayır Kur'anları toplamıyordu. İşte o zaman insanlar okuma yazma bilmedikleri için eski Hacı Hoca takımının bu köylerdeki imamların falan kara kitaplı defter diye böyle bir şey bakalım orada ne yazıyor. Şimdi kimse okuma yazma bilmediği için onlar da açarlar. Buradan bak kitapta böyle yazıyor. O kitap Kur'an-ı Kerim mi? Anlamıyor. Anlamayız. Bugün bile bana eski harflerle yazılmış, Arapça harflerle yazılmış bir kitap versen aşağı yukarı bugün bildiğimiz Kur'an-ı Kerim boyutunda yani sayfalık olarak gösterseniz anlamam ki. Yani o Kur'an mı, başka bir şey mi, roman mı, bir eğlence yazısı mı, gırgır mı ya da alakasız bir şey mi? Anlamanız mümkün değil. İşte okuma yazma bilmemek öyle bir şey. Ben okuma yazma bilmediğimi, bilmemenin nasıl bir duygu olduğunu hep öyle anlatmaya çalışıyorum. Eski Türkçe bir şey alın, işte bitti. Ya da Çin şeyine bakın ya da Japon şeyine bakın. Açın bir Japon sitesi yani Japon alfabesiyle. Böyle bakıyorsun. İşte okuma yazma bilmemek öyle bir şey. O duyguyu tatmak isteyen başka alfabelerle yazmış. Rusça mesela bir siteyi açın. Bakın işte bak, okuma yazma bilmemek o. Tabii onlar bilmeyince bunlar bu kara kaplı defter, kara kaplı kitap falan adı altında. Böyle bakıyorlar. İşte Atatürk döneminde toplanan bir takım şeyler onlar. Kur'an-ı Kerim ama mesela yarısı yok. Yani bir yerden bulmuş, sayfalar gitmiş falan onlara bakmıyor. Çünkü kimse anlamıyor. İşte o dönemde bunları bahane edip. Efendim işte Kur'anlar toplandı. Şu bizim köyde efendim namaz yasaklanmıştı. Canlı yayında başıma geldi. Önemli de böyle bir siyasetçi Güneydoğlu. İşte dedi benim dedi dedem anlatır dedi şey onun dedi döneminde namaz kılmak yasak. Ben de böyle şey yaptım. Sizin köy Müslüman mıydı dedim. Böyle bir şey konsülte ettim. Peki dedim cenazeleri nasıl kaldırıyordunuz? İşte ya kardeşim bak sen ne dedin? Bizim köyde namaz yasaktı. Kur'an-ı Kerim toplanmıştı. Bu durumda senin cenaze namazı kılamaman lazım. Orada coz kılıyor. Niye? Çünkü yok öyle bir şey. Bakın Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde ne Kur'an-ı Kerim ne ezan
Ne İslam dini yasaklandı. Ha efendim, bir takım kendini bilmezlerin zaman zaman söylediği ve aşağılama cümleleri olabilir. Hep olur, hala var. Yani olabilir, o ayrı bir şey. Ama resmi olarak ya da toplumsal olarak bu ülkede dinin yasaklanması, Kur'an'ın yasaklanması, İslamiyet'e inanan, Müslümanım diyen insanların aşağılanması ya da cezalandırılması yok. Neyi bahane ederler? 163. madde. O da nedir? Dini siyasete alet etmek, dini efendim kuralları, dinin kutsallığını kullanarak insanlar üzerine baskı kurmak. Bu yüzden bunlar mahkum oldular mı? Evet oldular. Ha bunu bazı anlarda ya da bazı bölgelerde, bazı ilgililer, yetkililer daha sert kullanmış olabilir mi? O da olabilir. Ha, bunların hepsini biz aştık. Zamanında da aştık, şimdi de aştık. Fakat kalan şu oldu. Atatürk döneminde özellikle İkinci Dünya Savaşı kastedilerek hem camiler kapatıldı, namaz kıldırılmadı, camiler ahır yapıldı, camilere kilit vuruldu, kapısına jandarma dikildi. Bunların hepsini anlatmamıza rağmen hala pek çok genç insan, özellikle bu iktidar döneminde doğmuş, gençleşmiş, büyümüş insanlar, çünkü bugün yaşı 30 olanların hemen hemen tamamı Tayyip Erdoğan'dan başka başbakan, cumhurbaşkanı tanımıyor ki. Hani biz böyle ara sıra Menderesler, Özallar, Demireller falan filan diyoruz ya, Ecevitler. Bugünün 30-35 yaş geçtiği bu insanları hiç bilmiyor. Neden? Çok basit. 18 yıldır bu iktidar var. 18 yıl, 18 yaşında olanlar, bununla beraber olan doğanlar 18 yaşında. 5 yaşında, 5 yıl önce doğanlar 22-23 yaşında. 10 yıl önce doğanlar 28 yaşında. 10 yıl önce doğanlar, demek ki bu iktidar ilk başta geldiğinde 10 yaşında. 10 yaşındayken siyaset falan anlaması mümkün değil. En erken 15 desek. 33. Demek ki 33 yaş altı başka siyasetçi bilmiyor. AKP'den de başka siyasi parti bilmiyor. İşte bu büyük bir sorun aslında. Toplumsal hafızada büyük bir sorun. Ve bu topluma, bu 33 yaş, 35 yaş, 40 yaşa kadar olan gruba Atatürk kötülendi, laiklik kötülendi, Kur'an yasaklandı dendi, ezan yasaklandı dendi, İslamiyet yasaklandı dendi, dendi de dendi ve bunlar inandılar. İkinci Dünya Savaşı'nda kutsal emanetleri ve çok değerli hazineleri, müzedeki hazineleri ama, hani zümrütlü hançer, Kaşıkçı elması, Şah İsmail'in tahtı gibi, hani maddi değeri, tarihi değerinin yanında maddi olarak da çok değerli olan bir takım hazinelerimizi ve en önemlisi Hazreti Peygamber'in sakalı şerefini, hırkayı şerefini, terliğini, o dönemden kalma Kur'an-ı Kerimleri saklamak için Niğde'deki bir camiye götürülüp camide kontrol altına alınıp kapısına da kilit vurulup başına asker dikilmesini, yıllardır camiler kapatıldı diye anlattılar. Yine biri Konya'da, biri de galiba Afyon'da, tam yanlış söylemeyeyim. İki tane caminin de silo gibi kullanılması. Çünkü yok o zaman. Buğdayı depolamak zorundasın ki ihtiyacın olduğu kadar alıp alıp onlarla unla ekmek üreteceksin. Onu da camiler kapatıldı, ahır yapıldı diye anlattılar. Şimdi günümüze gelin. Bakın bu konuşmayı yaptığım gün Cuma. Birkaç saat sonra bu konuşmamdan birkaç saat sonra Cuma namazı vakti geliyor ve Cuma namazı kılınamıyor. Yasak. Bakın gerçek yasak. Hükümet yasak koydu. 24'ünde başlayacak Ramazan. Her akşam teravih namazı var. Yasak. Bakın yasak. 5 vakit namaz cemaatle kılınması yasak. 25 Mayıs'a geldiğimizde 23-24 Mayıs'ta Şeker Bayramı. Sabah bayram namazı kılmak yasak olacak. İşte Allah'ın sopası yok diye bir şey var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 3 yıl, 4 yıl sonra en geç korona olayı bitmiş olacak. Dünya başka bir yere evrilmiş olacak belki. Ve hani Menderes'in söylediği bir laf vardır. Aslında bilinen bir laf da o söylediği için onunla anılır. Hafızayı beşer nisyan ile mağrurdur. Yani insan hafızası unutur anlamına gelen bir deyim bu. Çabuk unutuyoruz. Bakın düşünün. 10 yıl önceye gidin. Seçimleri kim kazanmıştı diyeyim böyle kalırsınız. Seçimde hangi yıl yapıldı mesela bundan önceki seçimler? Unutuyoruz. Çok kolay. Ve
Bugünkü korona olayı da unutulacak. Korona nedeniyle alınan tedbirler de unutulacak. Ve hakikaten soldan demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı zaman belki etkili olmayabilir ama AKP'ye sağdan gelecek bir alternatif parti. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bunlar camide 5 vakit namazı yasaklamıştı. Bunlar cuma namazını yasaklamıştı. Bunlar yüzünden bayram namazı bile kılamadık. Bunlar yüzünden biz fakirlerle aynı masada oturup iftar yapamadık. Yasak koydular. Dendiği zaman söyleyecekleri hiçbir şey yok. İşte tüm bu sırf şeyde kalabilmek için, iktidara gelebilmek ve orada kalabilmek için dini istismar edip, insanların dini duygularıyla oynayıp bir sürü yalan söylemenin belki de Allah katında cezalandırılması bu. İnanın bakın, inşallah hepimiz yaşayacağız bunu izleyenler, ben, sizler. 5 yıl sonraya geldiğimiz zaman, hatta 10 yıl sonraya geldiğimizde tümden unutulacak korona. Ve biri çıkıp da bunların döneminde cuma namazı kılamıyorduk, bunların döneminde teravih kılamadık, bunların döneminde fakir fukarayla beraber iftar yapamadık dediklerinde kimse hayır diyemeyecek. Evet, sen cuma namazını yasakladın. Bakın, Ramazan bayramında ne olacak? Şeyde Ramazan döneminde belediyeler, CHP'lisi, İYİ Partilisi, AKP'lisi, HDP'lisi hepsi çadırlarda yemek veriyordu değil mi? İftar olmayacak bu sene. Neden? Hükümet yasaklıyor. Ben bugünden söylüyorum. Hükümet yasakladığı için fakir fukara iftarını yapamayacak. Hadi kalk bakalım. Allah'ın sopası yok. Ne kadar güzel bir şey. Bugün bunu hatırlatayım dedim. Aslında bildiğimiz, konuştuğumuz bir konu ama hani kayıtta kenarda dursun. 10 yıl sonra belki birisi der ki Can Atak zamanında demişti ki bunlar Cuma'yı, 5 vakit namazı, iftarı yasaklamışlardı. Evet, yasaklamışlardı. Şimdi ağız dolusu söyleyebilirim değil mi? Yasaklamadınız, yasakladınız. Ama korona, ben 2. Dünya Savaşı dediğim zaman niye yok canım diyorsun. Evet, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şu hafta sonunu, önümüzdeki bir ayı daha biraz dişimizi sıkacağız. Ne kadar az gezersek, ne kadar az insanla temas edersek o kadar çabuk yeneceğiz bu koronavirüsünü. Sağlıklı günler diliyorum, hoşça kalın. Önümüzdeki hafta içinde tekrar görüşeceğiz.